Bu hafta En İyisi Gezmek programında Karadeniz'in incisi Ordu, Ordu'nun göz bebeği Gölköy'deyiz. Fındığıyla, et kebaplarıyla, karalahana sarmasıyla, binbir çeşit turşusuyla, sıcakkanlı insanlarıyla, yeşiliyle, gölüyle, tarihiyle, kalesiyle gerçekten gelmeye, görmeye değer bir ilçe Ordu Gölköy. Ben anlatıyorum ama yaşamanız lazım. Mutlaka ilk fırsatta Ordu Gölköy'e gelmeniz lazım. Çünkü sıcakkanlı insanlar sizleri bekliyor. İyi seyirler. Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında Niksar Ordu Gölköy yolundaydık. Yolda hemen kenarda durduk çünkü bir annem çok güzel bir fırın yakmış. Diğer tarafta da paçalı güvercinler var. Biz gelince kaçtılar. Oğlum başına oturmuşlar. Gel bakalım Murat kardeşim söyle. Aa size Söğüt dalı. Aha da annem. Selvi, evet ben de şimdi Selvi boylum al yazmalım. Bundan mı almışlar böyle boyu, buradan mı almış? Şarkının adı buradan mı geliyor? Buradan geliyor, şarkının adı oradan geliyor tabii. Şimdi ablam, biz durduk ama tam müsaade istedik. Orduluyum dedi. Biraz da Tekrezliyim, Ordu'nun Ünye'nin Tekrezi'nden. Ünyelisin. Evet, Tekrezi'nden. Ordu Ünye diye böyle bağırırlar. Meşhurdur. Ordu Ünye meşhurdur. Eyvallah. Benim annem oluyor bu da komşumuz. Buraya gelin mi geldin? Yok, burada oturuyoruz, yerliyiz. Burada. Evet. Yerleştin. Niksar'ın girişi. Evet, yol konaklıyım eşim. He? Kürt benim eşim, yol konaklı. Neresinden? Merkez. Yani merkez. Tokat'ın Niksar'ın merkezi. Niksar'ın merkezi. Kürt kökenli. Kürt mü diyorlar öyle? Evet, önce? Kürt diyorlar. Demek ki sadece doğuda, güneydoğuda olmuyor Kürt vatandaşlarımız, doğru mu? Doğru. Burada da oluyor. Annem şimdi ne yaptın? Vallahi şimdi yakmışsın fırını. Yaktım fırını. Kışlık güzel fasulyeyi atacağım fırına. Kışın pişirip kavurup yiyeceğim. Çay da demleyeceğim. Vallahi ben ekmek yapacaklar zannettim. Genelde fırına ekmek yemek için. Evet. Şimdi ağacımız ne ağacı? Hayvan bunlar nedir? Bunlar yaprak şey ama... Kavak ağacı. Ağacı. Evet. Bu fasulyeymiş şimdi. Bunu nasıl yapacaksın? Kırdım. Ya şimdi süpüreceğim, fırına atacağım, pişirecek. Ha süpürdükten kaç dakikalık bir zaman alacak? Bir saat, bir gün durabilir temsili fırına bağlı yakmamıza. Anladım. Ondan sonra bunu atacağım, bir gün duracak mı içinde? Duracak, kuruyacak, alıp çuvallayacağım. Duracak. Eyvallah. Şimdi fırını yaktın, ondan sonra süpüreceğim, bunu atacaksın, kışlığını yapıyorsun. Evet. Bu ablalar ne yapıyor orada? Onlar da benim toruna bakıyor, şu da benım annem oluyor. Öyle mi? Çocuk analı bakayım kızı. Benim gelinim işte oğullarım. Çalışıyor. Çocuklara bakayım, evet, torun tamam. Büyüdüğü. Dur bakayım ne yapıyorlar şöyle bir gideyim yanlarına. Dur. Selamun aleyküm. Vallahi ben pek konuşamam da dur. Sen çocuk bakarsın. Nereye gidiyorsun? Torun bakayım. Bu sana değil öbür tarafa söylüyor. Otur sana şey yapma. Bize belki. Toruna bakıyorsun. Ya bunun torun da ben de yardım ediyorum öyle. Sen de buralısın. Evet ben de buralıyım. Eyvallah. Ben yaş kaç annem? Yaş 60-70 var. 60-70 var. Oo bak torun sevdi mikrofonu. Al bakayım. Al bakalım seni işe alalım düşürür, be. Düşürür. Düşürsün bir şey olmaz. Düşürsün de o düşürsün. Bak gördün mü o da alıştı. Böyle uğraşıyor işte. Ben de yardım ediyorum abuna. Ya, çocuğa bakarak yardım ediyorum. Annem sen ne yapıyorsun? Ben yapayım abi, torun bizdeydi de sırtıma sardım, çarşafına gittim buraya kadar. Öyle mi? He. Bu benim kızım. Altın dişleri de takmışım. He baktım. Valla o yolun kenarında geleni gideni de görüyorsun. Görüyük. Benim evim arka tarafta. Arka tarafta. Sen, yaş kaç dedin? 70-80 var. 70-80 var, hay maşallah. İyi, nasıl gidiyor hayat, dedikodu falan yapıyor muyuz? Yok yani. Yapmıyor musun? Geçinip gidiyor böyle işine gücüne. Oğlum sevmez, adamım sevmez. Öyle mi? Sevmezler. Aman da yapma. Anne bu şimdi kaç yıllık çeşme. Şöyle bir gel bakalım. Şurada senin elinden çek bakalım. Bir dakika dur. Aman acele. Oo suda doluymuş ya. Kaç yıllık bu ya? Bilmiyorum kaç yıllık olduğunu bak. 30-40 yıllık var değil mi? Hay maşallah şöyle senin elinden. Seni de yoruyoruz ama. Bak. Hani? Çekmiyorsun ki. Aha geliyor. Haydi bakalım. Dur ben yapayım dur sen yoruldun dur. Bak aha. Ha şöyle bak. Ben sana içirteyim gel. Hani bardağın nerede? Bardağın yok. Ha bak geldi su maşallah. Kulaklar hiç kaçmaz. Annem su gibi aziz olun inşallah. Estağfurullah. Sen
Ney? Neresinizse? Nereliyim tahmin et? Bilmem vallahi. Sivaslıyım dedin de. Şu simaya bir bak. Sivaslıyım mı dedim? Sen öyle demedin mi? Öyle bir şey demedim. Allah Allah. Sivas demedim ya. Abo. Anne ben bir dakika. Çok kabadayı yürüyor. Tam ordu kadını ha. Şöyle vallahi billahi. Ben bunlara Sivaslıyım dedim mi? Yok. Demin nereliyim herhalde dedim? Demin dedin dedin. Gel şuraya. Ananın yanına gel. Otur ananın yanına. Çorum dedin, Çorum. He, ne dedin? Önce geldi bak Çorum. Çorum dedim, arkadaş dedim Amasya. Benzin Çorum, he Amasya. He. Çorum, Sivas, Ordu, Yozgat, Tokat, Amasya hiç fark etmez. Hep Ordu. Yani. Hepimiz. Çok şükür elhamdülillah. He? Kardeşim. Hepimiz, hepimiz kardeşim. Evet. Ana ne? Ana mı benim? Ana. Vallahi. Efendim bu kızım, ilk büyük kızım bu. Öyle mi? Anan gibi böyle uzun ömürlü ol inşallah. 95 yaşındayım. Çok da ömür istemiyorum ben. He? Niye? Yok, yoruldum ay yeter. İlaç kullanıyorum. Ay daha ne yapayım? İlacı kestim, hasta oluyorum. Allah Allah. Eşim diye ki bana sürekli doktora gidiyor. Emeklimden kesiyorsun diye bana. Allah Allah. Bunun da bir dövüş ediyorsun. Dedim ay tamam daha gitmeyeceğim. İlaç da yemiyorum dedim. Allah sağlık versin. Çok ama şükür. Ama en azından anan kadar ömür versin. İnşallah Allah nasip. Kaç yıllık evlisin ki? Ben valla 40'a varım hemen de. 40 yıllık evlisin. Büyüttüm. Yo yo gayet iyisin anne. Allah uzun uzun ömürler versin. Afiyetle yemeği nasip eylesin. Amin amin. Soruna torbayı da güzelcene bakmayı nasip eylesin. Amin. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok sağ ol. Ünye'dekilere hep selam Türkiye'den bütün arkadaşlara. O zaman buradan selam söyle hadi bakalım. Bacılarıma, kardeşlerime İzmir'de, İstanbul'a bütün beni soranlara hep selam. Öpüyorum bunları. Yazma. Yazma da koca karı yazması. Yaşlı. Yok be işleme yazma be. Ondan da anlarım evet. Bak eleme ya. Hep işleme valla öyle. İğne hazır. İğne oyası değil mi? Ondan da anlarım. Yolumuza devam ediyoruz değerli dostlarımız. Bir tarafta ateşin dumanı, diğer tarafta fasulyenin lezzeti, bu tarafta da ordunun renkleri. Devam ediyoruz. Canım. Canım benim. Ah oh, güzelliğe bak güzelliğe. Ha bu yenmez. Bu yenmez. Vallahi hadi kalktım mikrofona. Yenmez kızım bu yenmez. Yenmez bu yenmez. Evet selamun aleyküm. Aleykümselam. Tamam sağ ol. Hoş geldin. Vay. Koronavirüs tedbirleri. Evet tamam. Eyvallah. Selamun aleyküm. Nasılsın aleyküm abi? Selam. İyiyim şükür. Memleket bura. Evet. Bura nereye? Bura Niksar'ın Işıklı Köyü. Gölköy'e? Gölköy'e bilmiyorum da 60 kilometre falan var. 60 kilometre falan var. Dayı şanslısın şöyle bir dön şu davarı da bir görelim. Şey evet. Büyükbaş hayvanı da bir görelim. İnekler senin. Benim. Şunun adı ne? Hanginin? Aha onun. Çakır. Çakır. Bunun adı ne? Kiraz. Onun adı ne? Onun adı Elik. Elik. Yaş kaç abi? Yaş... 68-70'e yakın. Kaç yıldır çobanlık yapıyoruz? Vallahi ben askerden geldi gelesi çobanım ya. Aşağı yukarı 50 yıl ya. Vay maşallah mutlusun. Çok şükür. Devamlı burada yaptın. Ya burada yaptık. Yaylacılık yapıyoruz. Büyükbaş. Büyükbaş. Evet. Seviyorsun. Evet buyur. Seviyorsun. Tabii canım. Çobanlığı. Severek yapıyorum. Abi nasıl çağırıyorsun mesela? Yola çıkacağı zaman ne yapıyorsun hayvana? Oha diyor. Geri diyor. Geriden anlıyor mu ya? Anlıyor. Oha'dan anlıyor. Bu ne ustam? Koca usta şu ne ya? Bu girebi. Ay Allah! Şuraya bak. Şöyle evet. Bir tut bakayım. Girebi. Ya ne işe yarar? Bu ağaç kesmeye, pelit budamaya. Hayvanın yolunu açmaya. Evet yolunu açmaya. Böyle gelip gidiyor. Şeyde ne var? Çantada ekmek var. Ekmek bir bakalım var. Biz böyle büyük tecrübeli çoban. Vay! Vay! Vay 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 vay! Hop! Ceviz de var. Abi işte bu. Ola bir. Kır bir tane ağacı abi be. Kır bir tane. Bak. Ellere bak ellere. Vay. Cebimden kırayım. Dur. Kır tamam cepten kır. Hop. Getir gel Murat. Gel takip et Murat. Hah bak taşı da buldu ya. İşte köy adamı ya. Hay maşallah. Yiyor mu? Yiyecek. Kır. Ay ma. Elini kırma. Elini de vurma. Aman aman aman. Ay abi yaş cemiz ha. Yaş, yaş valla o herhalde o gitti o gümbürtüye gitti. Şuradan al. Şuradan al. Oh 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 oh. İsim ne demiştin hacı abi? Salim. Salim. Evet. Abi Allah sana salim salim. Sağ salim hayatlar versin. Salim abi. Önce cevizini kendin ye. Yok yok. Ya?
Yok, yedim ben. Çok yedin mi? Değerli dostlarımız, Niksar'ın tepesindeyiz. Ormanlarda sis var, görüyorsunuz. Salim abi 68 yaşında. Salim abinin Urba'dan 53 doğumluyum. Vallahi cevizlik. Ne var abi Salim abi? Şu renkli Urban'ı vallahi bir aç be. Şimdi menüyü görelim Salim abi. Üzüm var, ekmek var. Görelim. Vatandaş görsün. 50 yıllık çoban Salim abi ne yer? Ekmek. Ekmek bu. Köy ekmeği mi? Yok. Şehir ekmeği. Bahçe çiftliğe gittim dedi. Yaylıya. Geri gelip kan aldım. Aldın. Evet, bahçe çiftliği biliyor musun? Biliyoruz. Hay bu, maşallah. Bu üzüm ya. Bak, her taraf ceviz ağacı değerli dostlar. Bahçıplık, evet. Gölköy arasındaki yoldayız. Salim abi, bu bölgenin en tecrübeli çobanı benim diyorsun abi. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Evvelden keçi güdüyordum. Sondan şimdi, koyuna dönüştük. Şimdi ineğe. Şimdi ineğe yaşlandık. Eyvallah. Zahmet verdik sana. Yok canım. Hayvanlar gitti. Sen de peş sıra gidiyorsun. Tabii. Yolun açık olsun. Sağ ol. Bahtın açık olsun abi. Sizin de, sizin de. Allah. Allah. Saçları döktün mü? Döktüm ya. Bakayım. Yaşlan. Bakayım. Oh. Mis gibi buram buram, vallahi hayvan kokuyor. Mis gibi buram buram, ter kokuyor. Mis gibi buram buram, sağ Anadolu ol. Kokuyor. Sağ ben ol. Salim abi adamgiller ol. Olduğu müddet organik cevizimizi de yeriz. Doğru mu abi? Tabii tabii. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Eyvallah diyorum. Salim abi hakkını helal et. Helal olsun. Görüşürüz. Helal olsun. Allah yolunu açık etsin, batını açık etsin. Aslınız nereli sizin? Aslımız, neslimiz Çorum Kargı. Kargı değil mi? Topal Mahmut sülalesinden Harun Şen. Memnun oldum. Ben de memnun oldum memnun abi. Memnun oldum. Haydi bakalım güzel ülkemin güzeli sen. Güle sağ ol abim benim. Evet, yavaş yavaş güzel ülkemde kış bastırmaya başladı. Şu anda Ay Bastı Gölköy arasındayız. Yaylalarda müthiş derecede hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sürüleri var. Gördüğünüz gibi etekleri de sis basmış. En iyisi gezmek de bu zor şartlarda ekranlara en güzel görüntüleri getirmek için kameraman arkadaşım Murat Korkmaz'la birlikte gerçekten büyük mücadele veriyoruz. Ordu, Aybastı, Gölköy arasındaki yaylalardan birindeyiz. İşte güzel manzaralar. Evet değerli izleyicilerimiz, Enisi Gezmek programında Ordu Gölköy Gökçebel mahallesindeyiz. Tabi artık fındık zamanı bitti. Diğer meyveler de toplandı. Kışa hazırlık vakti. Gördüğünüz gibi kazanlar fokur fokur kaynıyor. Hem Ay Bastı, hem Gölköy, hem de Ordu'nun yaylarının duman bastı. Mahalleyi de ne bastı abla? Ay Duman Köyü. Burayı da yağmur bastı. Yağmur bastı, burayı da duman bastı. Duman bastı. Ama bu duman ne dumanı? Bu artık bahar ayı dumanı, güz artık. Güz geldi. Güz ne hazırlığı geldi. Yapıyoruz anne? Kış hazırlığı yapıyoruz. Bu kazanda ne var anne? Bunda elma bekmezi olacak. Elma bekmezi evet. Var. Odunumuz ne odunu? Odunumuz gürgen odunu. Ne bulursak fındık odunu. Evet. Daha bir şey yok. Attık diyorsun. Evet. Bunda ne var annem gel buraya? Bunda da aynısı. Aynı. Aynı elma. Elma bekmezi. Bakıyorum elma pekmezi evet. Yavaş yavaş bunun suyu çıkmış. Kaynıyor. Pişecek, akşama kadar pişecek. Akşama kadar böyle kaynayacak. Evet. Yukarıdan yağmur yağmasına rağmen. Yine de kaynatacağız. Devam. Evet. Buraya geldik anne bu. Bu da armut pekmezi. Armut pekmezi. Şey. Evet. Bu biraz daha koyu yalnız. Koyu. Kırmızı armut muydu neydi bu? Armut bildiğimiz armutlardan. Armut. Üç tane kazanı yan yana koyduk. Evet. Enişte nerede? Enişte kabristanlıkta. Menfaat etti. Ahirete. Sen onun için rahat rahat konuşuyorsun. Biz de duman aldı. İsim neydi anne? Fatma Şahin. Fatma anne. O zaman şuraya da bir gidelim. Şurada ne var? Orayı da bir göster annem bize. Evet değerli izleyicilerimiz, aslında böyle bu marmelatları böyle çoluklar, çocuklar, akrabalar, eş, dost, İstanbul'dakiler, Ankara'dakiler löpür löpür yiyorlar, içiyorlar ama annem diyor ki öyle zahmetli ki diyor. En zahmetli bölümü hangisi? Burada süzme bölümü. Süzme bölümü en zahmetlisi. Evet. Şu anda ne yapıyoruz? Annemler böyle kriko gibi pres cihazı çalışıyor. Ne var orada şimdi? Orada, elma mı? Elma. Abi, suyu ne yapıyoruz? Buradan sıkıyorlar. Buradan çıkıyor. Sonra ne yapıyoruz? Pişireceğiz. Yeniden pişecek.
Nasıl yeniden pişecek? Bu pekmez olacak. Tam bu pekmez olacak. Şimdi bunu aldılar. Posul, posul bu. Posul. Anneciğim şimdi ne yapıyorlar? Şu pişti. Pişecek. Pişti. Pişmedi. Piştikten sonra ne yapıyoruz? Diyelim bu pişti. Süzüyoruz. Şu an bu süzme mi? Bu süzme. Çuvanın içindekiler burada pişen elmalar mı? Elmalar. Tamam. Bunu pres yaparak sıkıyor annemler. Aşağı suyu çıkıyor. Bu su ne olacak şimdi? Oradaki bir kaynayacak. Ha, tekrar kaynatacaksınız. Ha, anladım. Peki en zahmetli iş, bu süreçteki en zahmetli iş toplama mı? Kaynatma mı? Sıkma mı? Hepsi de zor gülüm bunun şeyi. Hepsi de zor. Anneler çalışıyor değerli dostlar. Gerçekten de zahmetli iş ana. Peki bunları ne yapıyorlar? Eşe, dostu, akrabaya mı satıyorlar? Satmıyorlar. İhtiyaç. Kendilerine. İhtiyaç. Ne annem? Tamam yüzünü gösterme. Annem yüzünü göster. Arkandan beri yağmurun altında olur da satılık komşuya verilir mi? Ne yapıyorsunuz bu kadar da? Üst sefer sel götürdü bunu. Allah Allah. Tabii. Geri mi topladınız? Evet. Vallahi. Dur abla, çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Biz de bir sıkalım bakalım şöyle. Dur bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de şöyle. Abo, bu harbiden zormuş ya. Vallahi zor iş ha. Değerli dostlar, bunu var ya DM kadın yapamaz, DM adam da yapamaz. Öyle görüldüğü gibi değil vallahi. Mengeneye bak. Hayda, bismillah. Hani çıkıyor musun? Fatma anne, su çıkıyor mu? Oo. Fatma anne peki, tamam bu çıktı. Posayı ne yapıyoruz? Posayı döküyoruz. O işe yaramıyor. İşe yaramıyor. Hayvana falan da vermiyorsunuz. Hayvanlar. Peki elmanız, armudunuz meşhur mudur? Burada iyi midir? Yani aroması nasıl? Yüksek mi? İyi, idare ediyor. Bu bölgenin meyvesi değil mi? Evet evet. Buraların. Çevremizin meyvesi. Evet dur annem annem bakalım bir armut verdi. Armudun iyisini kim yer Fatma anne? Ben kötü bir şey o deme. Ne derler ki daha da abla? Ayılar derler. Sen kötü. Atasözü sordu. Aa. Güzel meyvelerimiz güzel. Aa, bu meyve çok değişik bir armut değerli dostlar. Bir de bu ilaçsız anladığım kadarıyla. Tabii ki. Aydoğan köyündeyiz değerli dostlarımız. Evet. Gölköy'e bağlı anneler gerçekten kış hazırlıklarını yapıyorlar. Evet bakın o, aman aman anne dikkat. Evet şöyle dökecek şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açılalım. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım. Allah'ım kazadan beladan korusun. Oh. Abo. Hay maşallah hay maşallah. İyice şimdi süzülecek. Tekrar oradan getiriyorlar. Gerçekten bir tam imece usulü çalışma var. Yani Karadeniz kadını, Ordu kadını hem fındık zamanı, fındıktan sonra da böyle kış hazırlıkları anlı elleri öpülesi insanlar diyoruz. Karadeniz'in insanımız yürekten tebrik ediyoruz. Kazanlardaki güzel elma, armut ve sızma görüntüleriyle o güzel odun ataşıyla de sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, anneler sağ olsunlar bizlere evlerini açtılar, etrafa neşe saçtılar. Yağmuru görünce de içeriye kaçtılar efendim. Bir tarafta tencere, diğer tarafta pencere, diğer tarafta ocak, evlerde saçak. Bu işleri kim yapacak dediler. Sağ tarafımda annem gördüğünüz gibi eline takmış o güzel yüzükleri. Anneciğim nasılsın, iyi misin? İyiyim elhamdülillah. Sizi gördüm daha iyi oldum. Vallahi ben de sizi gördüm daha iyi oldum. Allah bir kere... Gözlerini nazardan saklasın. Oğlum gibi sevdim seni. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Gözlerin zekatını verdin mi hiç? Veriyorum. Ver bakalım. İsim ne? İsim Ayşe Bal. Oo ne güzel ya. Bal gibi tatlı bir insansın. Kaç yaşındasın Ayşe anne? Vallahi 81 falan. 81 falan. Evet. Allah nazarlardan saklasın. Çalıştı mı fındık tarlasında? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. Zinde kalıyorsun. Evet. Eyvallah diyoruz. Buraya dönüyoruz. Anne senin isim? Gülbahar Ulu Göl. Gülbahar Ulu Göl. Annem sen kaç yaşındasın Gülbahar anne? 65. 65 yaşındasın. Nasıl, hayat şartları zor mu buralarda? Kış zor geldi. Tabii. Dağlarda devamlı bakıyorum bulutlar var. Kış zor oluyor ama biz burada eğlenmiyor. Ne eğleniyor? Alikahya gidiyor. Alikahya kim? İzmir'de gidiyorlar. İzmir'de gidiyorsunuz. Ha, evet. Ha. İzmir, ne zamana kadar buradasınız? Ben burada bir ay daha ile kalırım bir çoğu. Ne zaman geldin? Ben baharına geliyorum. Baharına. Ha sen yarı turist sayılırsın. Allah razı olsun. Oturduğumdan beri annem diyor ki size meyve vereyim. Size meyve vereyim. Armut vereyim. Sağ olasın. Şimdi tencerede ne var efendim? Şöyle bir açıyorum.
Şöyle bakar mısınız? Tabii Karadeniz denince ne olur? Lahana olur. Lahana olur. Lahana olur. Lahana. Neyli bu? Peynir mi attınız? Keş mi diyorsunuz? İçine başka ne attınız anne? Bilmiyorum ki bu ne ya. Bakıyorum. Hiç şey atmadım. Yağını koydum, soğanını koydum. Tam şu beyazlar ne? Beyazlar inek ya şey. Ha bulgur. Var işte bir şey yani. Ha. Evet, bunu afiyetle yiyeceksin. Senin menü bu bugün. Evet. Eyvallah. Şunu da şöyle bir açalım. Bakalım. Şöyle bunu. Aa bu beyaz tarhana çorbası mı? Evet, evet. Annem söylesin, annemin sesi çıkmadı hiç. Dövme çorbası. Dövme çorbası, evet, tahrana. Meşhur mudur? Meşhurdur. Ne vardır içinde? İçinde dövme var, pirinç var, bulgur var. Kendimiz yapıyoruz. Isıtıp ısıtıp yiyoruz diyorsun. Evet. Eyvallah, organik. Fasulyeleri de görüyoruz değerli dostlarımız. Fasulyeler, bahçenin fasulyesi ama ben fındığa geleceğim. Değerli dostlar, tabii ki Türkiye'de fındık denince iki şehir ön plana çıkar. Birisi Giresun, birisi Ordu. İkisi de zaten yan yana olan şehir. Evet. Kardeş şehir. Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın en kaliteli fındığı. Peki fındıktan anlarsak anne, bu A kalite midir? Evet. Nereden anlayacağız? En iyisi İçin kırıp bakıyor. Ondan sonra bizim fındığımız. Evet, şöyle bir tane sen şunu tutuver bakalım. Tut şöyle bana mikrofonu. Şöyle bir şunu bir tane kıralım bakalım ne çıkacak. Islaktır ama. Yaş. Evet, yaş fındık. Yaş. Değerli dostlar. Bir bakacağım lezzetini, bir test edeyim. Bir taneden anlamadım, bir tane daha kırayım. Kır. Kırabilirsin. Bir tane yemezsen 5 lira gel. Evet, şu anda tam böyle yaş kurumak üzere. Havada yağışlı belki şey olsa. Türkiye'nin en güzel fındığı tabii ki Ordu'da ve Giresun'da değerli dostlarımız. Allah mahsulünüzü bol eylesin. Evet, evet. Anneler bir araya toplandılar. Ürünleri de bir araya topladılar. Sofralarını bize açtıkları için, kapılarını bize açtıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Gölköy yolculuğumuzda yağmur bir türlü dinmedi. Rahmet yağıyor. Gördüğünüz gibi elma ağacı da kırılmış, yükleri taşıyamamış, elmalar yere devrilmiş. Hacı abiye dedim ki abi bu kadar elma niye yerde? Niye toplamadınız? Ne oldu abi? Bu elma yük tartamadı, kırıldı, yükü tartamadı kendisine. Tartamadı? Evet. Niye önlemi önceden almadın? Görmedin mi? Hayır, daha şimdi daha olgunlaşmadı. Olmadı daha elma. Hayır ama kırılacağını anlayamadınız mı? Kırılacağını ne daha nasıl anlayamazsın Allah ki? Allah. Evet. Maşallah bu kadar elma nasıl, cinsi iyi mi elmanın? Çok güzel. Yerden bir tane alacağım şansıma ben. 10 numara. Aha aldım, yerden aldım. Kiriyle pasıyla yağmuru suyla da yıkarım şunu biraz. Dur bakayım şöyle. Aha şuradan su akıyor. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Evet, bütün ordu. Efendim? Ordunun dereleri neydi şarkı? Aksa yukarı aksa. Vermem sen elleri ordu üstüme kalksa. Evet bak, yerden aldım elmayı değerli izleyiciler. Gördünüz. Bir tane daha alabilirim. Hiç fark etmez. Şöyle geliyorum. Aha yerden elmayı aldım. Ne yapıyorum? Ordunun suyu bakın. Şurada akıyor. Yıkayacağım. Hay maşallah be. Maşallah. Ordu'da her taraf su. Evet. Isırıyorum hacı abi. Güzel değil mi? Var ya. Evet. Tam böyle marmelatta evet, bulacak elma evet. Ha. Bahçe senin abi. Evet bizim. Kaç dönüm? Burası 6 dönüm. İnekler? İnekler de bizim. Vallahi keyfin yerinde. Evet, çok şükür Allah'a. Ne vallahi yapalım? Ayaklar sağlam. Üstüm bek. Evet evet. Besliyorsun 70 tane inek. Şemsiye de var. Elde cemek. Şu ne abi? Bu da fındık ağacı mı? Yok hayır, fındık ağacı. Bu inekleri kovmak için dayak yani, çubuk. Vallahi abi elmaları yiyorlar. Fındığın altındaki o yeşil otları yiyorlar. Sütleri nasıl bunların? Güzel, iyi. Güzel. Yaş kaç abi? 75. İsim ne abi? Cevat Tokgöz. Nereden emekliyiz abi? Bağkur emeklisiyim. Geldin sonradan mı yerleştin, devamlı köyde miydin? Ben devamlı buradayım. Hiç gitmedin? Hayır. Hep burada yaşadın? Evet. Çoluk çocuğu gönderdin? Evet, onlar ordular. Kendin kaldın? Evet. Sabah kaçta kalkıyorsun Cevat abi? Ben sabah saat 8 falan geliyorum. Kalkıyorum. Akşam kaçta yatıyorsun? Zaman bilir. Cevat abi bu fitliği neye borçlusun? Spora. Çok yürüyorum ondan. Valla kaç evet. Kilometre yürüyorsun? Hiç belli olmaz ki. Bakarsın gün 20 kilometre falan. Böyle giderim yani. 20 kilometre? Böyle devamlı kilometrela gitmem de hiçbir yere oturup durmam yani. Devamlı gezerim. Devamlı hareket halindesin. Evet, evet. Şimdi şu anda karşı görmüşüm, rampalardan geldim. Buradan? Evet. Buradan aşağı indin? Evet, orada da gezdim. Şu anda
düğmelerimi baktım geldim. Abi tazı gibisin ha. Maşallah. Diyorsun ki duygusal adamım, yazarım yazı, lakabım diyorsun. Cevat Toktör. Cevat Toktör. Kurtuluş derler, kurtuluş Cevat derler. Kurtuluş niye evet. Abi? Ne bileyim böyle bir gurbette bir arkadaşa ben öyle bir yardım ettim. Bizim çocuklar da vardı, 3-4 kişilik. Hani Cevat Kurtuluş diye bir şirket varmış, onun ismini de atlamadım. Ha yani yardım ettin. Evet. Yardım eden, kurtaran evet. Kurtuluş diye. Cevat abi be. Evet. Çok samimi bir abi Cevat abi. Valla ceviz ağacında dibi de cevizleri de topladınız. Topluyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Cevat abi sana kolay gelsin. Sağ ol. Evet, Gölköy'de dallarda var salkım salkım elma, Harun Şen her gördüğüne sakın ha dalma. Abdurrahman abi, değerli dostlarımız. Abdurrahman abi yerinde duramıyor, hiperaktif. Kilo kaç Abdurrahman abi? 60, 64. 64 kilo musun? Yerinde duramıyorsun maşallah. Yaş kaç dedin? 71. 70 dedin. Abdurrahman abi, elleri mengene gibi olan. Önce elleri bir göster Abdurrahman abi şuraya. Ve Abdurrahman abinin ufak tefek olduğuna bakmayın. Eller adeta bir... Mengene görevi, kerpeten görevi görüyor. Diyor ki Türkiye'de elle fındığı en iyi ben kırarım diyor. Doğru mu Abdurrahman abi? Doğru. Kır bakalım Abdurrahman abi. Göster elle fındık nasıl kırılır Abdurrahman abi. Kır bakayım Abdurrahman abi. Hop. Ver Abdurrahman abi. Eğer Ordu'da fındık yiyecekseniz Gölköy'de Abdurrahman abinin yanına geleceksiniz. Avucuna fındığı vereceksiniz. At ağzım Abdurrahman abim. At abi. Vallahi kendi malım gibi yerim Abdurrahman abi. Ver gelsin. Abi buranın fındığının özelliği nedir? Fındığın özelliği bir dizi fındık işte satıyor Türkçe. Enerji yapar. Türkçelere veriyor. Para kazanıyor mu? Tabii 26 milyon şu anda. Kilosu? Öyle diyorlar kilosu. 70 ton fındık çıkardın? 70 ton fındık çıkardım ama çıkardan olmaz orada. Burada olmaz. Bunlar mekatta olmaz. Ben çok olsa 300-500 kilo fındığım çıkar. Olsun Abdurrahman. Altı kardeşin babasının şeyin ne düşer o? Ne olur be. Olsun senin gönlün zengin. Kır Abdurrahman abi iki tane daha. Abdurrahman abi ev mezarlığa bakıyor. Evet burası kabristanı. Omarapası köyü. Hayır ev mezarlığa bakıyor diyorum. Bak tabii ya. Ha? Herkes mezarlığa bakacak. Herkes değil mi? Bizim gidecek abi. Aynen Abdurrahman öyle. Abdurrahman abinin eline sağlık abi. Evet Abdurrahman abinin fındığını yemek nasip oldu bize. Ordu'da Gölköy'ün girişinde yüreğine sağlık diyoruz. Eline sağlık diyoruz. Allah uzun uzun ömürler versin abi. Sağ ol, teşekkür ederim cümlemize. Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında Ordu'da Gölköy'deyiz, Ulu Göl'deyiz. Önümüzde efendim her zaman olduğu gibi yine armut geldi. Son dönemde armut ayrılmaz bir bütün oldu benle beraber. Güzel bir sofra serilmiş. Tabii ki Gölköy denince, Ulugöl denince de buranın gastronomisini, buranın mutfağını en iyi bilen, en iyi yemekleri yapan çok değerli hanımefendi Bircan Hanım'la birlikteyiz. Efendim öncelikle müthiş bir manzara, müthiş bir yeşillik. Bu manzaraya, bu yeşilliğe de böyle lezzet yakışır. Bu gördükleriniz aslında Gölköy mutfağının belki 5'te 1'i belki 10'da 1'i ama karınca kararınca vaktimiz dardı. Bunlar hazırlanmış. Efendim şuradan başlayalım. Nedir? Öncelikle Türkiye'nin en uzun ömürlü insanların yaşamış olduğu memleketimize, Gölköy'ümüze, Ulugöl'ümüze hoş geldiniz. Ortalama? Ortalama yaş sınırı 82. Hay maşallah. Allah uzun ömürler versin efendim. Tescillenmiştir efendim bu. Bunda gastronominin etkisi var mı? Kesinlikle. Var. Şöyle söyleyeyim %80'i doğanın ve yediğimiz içtiğimizin etkisi. Eyvallah. Buradan başlayalım Bircan Hanım. Öncelikle kuş burnunu getirdik ki ham maddesini gösterelim. Kuş burnumuzu şu hale dönüştürüyoruz. Kışa hazırlık, kahvaltılarda. Organik %100. %100 organik ürünümüz. Eyvallah. Kuş burnunu kenara aldık. Bu nedir evet. Efendim? Yoğurdumuz. Buranın yaylalarından. Doğal yoğurdumuz. Üzerinde armut pekmezi. Armutumuzu oraya koyduk. Armut pekmezimiz. Burada yoğurt böyle mi yenir efendim? Yoğurt buralarda genelde armut pekmeziyle ve mısır ekmeğiyle tüketilir. Evet. Balımız efendim? Balımız da efendim kendi Gölköy'ümüzün arıcılarının yapmış olduğu organik balımızdır aynı şekilde. Bu şekilde. Evet. Buraya geliyoruz efendim. Evet. Bizim milli yiyeceğimiz karalahana. Bu da karalahana dolması. Dolması olur, turşusu olur, çorbası olur. Biz burada size dolmasını yaptık.
Karalahana dolması olmazsa olmazımız olmazsa diyorsunuz efendim. Olmazımız. Fasulye turşusunu da şöyle bir gösterelim. Orada bahçelerin fasulyesi, onun altını çizelim. Gölköylü hanımlarımızın ekip dikmiş olduğu organik fasulyelerimiz tamamı Gölköy'ün doğal organik ürünüdür. Biz burada turşusunu, aynı zamanda da soğanlı diblesini. Evet, dible? Dible de fasulyenin soğanla kavrulmuş hali. Bu nedir efendim? Bu da sadece ve sadece Ordu'da yetişen bir bitki. Nedir? Nisan ayının kabalak. İsmi kabalak. Nisan ile Mayıs arası sadece 20 gün yetişen bir bitkimiz. Biraz sanki Sivas pezik turşusuna benziyor. Yok, gibi. Pazı değil. Pezik turşumuz değil, kabalak. Kabalak. Sadece Gölköy'ün kendi yöresine özgü. Biz burada bunu... Neyle harmanlıyorsunuz? Turşusunu yaptık efendim biz bunun. Turşusunu da soğanla, kapya biberle kavurduk. Olmazsa olmaz. Ordu denince ilk akla gelen. Ben şimdi size fındığın bu. Orijinal hali. Bu da aynı şekilde. En son sizler işlenmiş halini tüketiyorsunuz. Bu da bizim fındığımızın orijinal hali. Güveniyor musunuz fındıkta? Kesinlikle. Şimdi Ordu'nun ilçeleri oldukça fazla. Gölköy'ün fındığının özelliği nedir mesela? Gölköy'ün fındığı diğer yerlere oranla biraz daha randımanlı. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. İri. Evet, evet değerli izleyicilerimiz, yolunuzu Ordu'ya düşürmüşseniz biraz böyle yukarılara çıkacaksınız. Gerçi Ordu'da zaten yukarı çıkılmayan sahil ilçeleri hariç hiçbir ilçe yok. Yukarıya çıkacaksınız. Kaleyi göreceksiniz. Ulu Göl'ü göreceksiniz. Bongolov evleri göreceksiniz. Bu gördüğünüz lezzetleri dediğim gibi bunlar sadece belki 5'te 1'i belki de 11'i yiyeceksiniz. Yolunuza devam edeceksiniz. Gelmeden, görmeden, yemeden, tatmadan, şahit olmadan olmaz diyoruz. Ben ne kadar anlatsam boş. Ey vatandaş gel Gölköy'e koş diyorum efendim. Evet efendim. Ömrüne ömür katmak isteyenleri Ulu Göl'e bekleriz. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, tabii ki Ordu'ya gelip de Gölköy'e gelip de gölün kenarına gelip de kuymak yemeden olmaz dedik. Evet belki Trabzon, belki Karadeniz kuymak çok meşhur ama Ordu'nun da olmazsa olmazı, efendim iddialı mıyız kuymakta? Kuymak konusunda gayet iddialıyız efendim. Peynirimiz de Gölköy'ün kendi peyniri, tereyağımız da Gölköy'ün kendi tereyağısı. Dediğim gibi bu şekilde. Kahvaltılarda olmazsa olmaz. Kahvaltılarımızın olmazsa olmazıdır kuymak. Bir tek Rize'ye özgü değil efendim. Ordu'nda olmazsa olmazdır kuymak. Herkes Ulu Göl'e kuymak yemeği bekleriz. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Ordu'ya, Gölköy'e, Ulu Göl'e geldiğiniz zaman gölün muhteşem manzarası eşliğinde kuymağı yeseniz yeter. Buranın farkı bir de şu efendim. Peynir de kendi peynirimiz olduğu için her şey doğadan. Kuymak yemeği herkesi bekleriz. Evet. Hanımefendi dedi ki bu uzamayan kuymak dedi. Uzamayan kuymağı şöyle bir görelim. İki türlü yapıyorlar. Mıhlama. Evet. Şöyle siz şunu tutun. Hani genelde böyle uzatıyorlar ya şöyle havaya. Bu mıhlama tarzı. Bu mıhlama tarzı olan, bir de bunun uzayanı var. Bize uzamayanı nasip oldu. Afiyetle yiyeceğiz. Yolumuza inşallah devam edeceğiz. Efendim Ordu Gölköy'de meşhurdur ineklerin, camışların kaymağı ve yine Ordu Gölköy'de, Ulu Göl'de meşhurdur. Gördüğünüz gibi Karadeniz'in kuymağı diyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, organik ve natural çekim yapmaya devam ediyoruz. Tam Gölköy'den ayrılacaktık. Bu iki tane abimiz başkanın yolunu kesti. Başkanım bizim inek kayıp dediniz. Doğru mu abi? Öyle olmadı mı abi? Öyle. İnek kimin abi? İnek benim kayınçinim. Senin neyin oluyor? Ben de kayınçım. Abi böyle bir iyilik var mı ya? Kayınçonun ineği kaybolmuş, enişteleri yola çıkmış. Bize bir nasip olmadı böyle enişte. Siz şimdi kayınçonun ineğini mi arıyorsun? Aynen doğru. Niye abi? Kayınço, ya ineği bir ineği var, o da kaybolursa adam ne? Kayınço nerede abi? O da arıyor, onlar da başka yerde arıyor. O da mı arıyor? Eyvallah abi, nasıl kayboldu inek abi? Valla ormana götürmüşler, orada kaybolmuş, nereye gitti belli değil. Tek inek? İki taneydi, birisi geldi, birisi yok. Sorumlusu kim şimdi abi? Vallahi sorumlusu mal sahibi. Sorumlusu? Sorumlu bir şey yok yani ama şu anda yani ormana
Hayır, sabahtan kovuyorlar, akşam geliyor. Şimdi geliyor. Şimdi ne zamandan beri gelmedi? Dünden beri yok. Dünden beri gelmedi. Evet. Kurt kuş yer mi abi burada? Yer, yiyebilir. Ayı falan var mı? Ayı var, ayı değil, ayı nadir de domuz çok da kurt olabilir, ya çakal olur. Allah Allah. Evet. İneğe saldırır mı? Çakal da saldırır, kurt zaten el çap etmez. Ne yapacağız şimdi? Vallahi arıyoruz bakalım, bulana kadar devam edeceğiz. Yedirirse bir şey bulacağız yani. Evet. Ama bir laf da var biliyorsunuz, tarihi meşhur laf. El alemin eşeğini türkü çığırarak ararmış abi. Ordu'dayız, ne çığırıyorsunuz? Vallahi biz de inek aramak için çığırıyoruz. Bakalım işte, bakalım. Ne çığırıyor mesela, ordunun derilerini mi söylüyorum, ne söylüyorum? Şu an bizim bulana kadar bir şey söylemiyor, bundan sonra söyleyeceğiz. Kaç saattir arıyorsunuz? Vallahi şu anda 3 saattir arıyoruz. Evet. Eyvallah, peki. Bu işin bir yöntemi var mı, bulma yöntemi? Bulma. Allah'a mı kaldı? Ya şimdi derelağa uğramış. Oradan hayvanları kovmuşlar. Nereye? Derelağa uğramış. Oradan yukarı kovmuşlar. Kim bakan kovmuş? Oradaki vatandaşlar. Onların değil, onlar köylüsü değil de o köylüler kovmuş yukarıya yani. Abi yolunuz açık olsun. Buna da şahit olduk. Ha bunlar. Abi ayı çıkar, mayı çıkar, kurt çıkar, çakal çıkar diye. Neydi bu? Bu orak. Orak abi. Abi yolunuz açık olsun. Girebi. Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programının finalini Ordu'nun çok değerli valisi Tuncay Sönel Beyefendi ile yaparak noktalıyoruz. İnsanlar Ordu'ya niçin gelmeli? Ordu hem Karadeniz'in hem ülkemizin en nadide şehirlerinden bir tanesi. Mavi Leyleşli'nin buluştuğu 19 ilçesi olan yaylaları, Çambaşı Yaylası, Perşembe Yaylası, Ulu Gölü bir doğa harikası, akşam güneşinin batışının en güzel izlendiği yer, Yasonburnu, misafirperver insanları, yöresel lezzetleri, Melocan'dan Sakarca yemeğine kadar, deniz ürünlerine kadar, çeşitli böyle gastronomi şehri aynı vakitte. Hakikaten buraya gelenler bu güzel ordumuzun doğal güzelliklerini gördükleri zaman, ya biz niye bunları görmedik diyorlar. Mesela Perşembe Yaylası'nda bir Menderesler var, dünya harikası. Sizlerin aracılığıyla bizleri dinleyen, izleyen tüm vatandaşlarımıza Ordu'ya davet ediyoruz. Gelsinler Boztepe'de kuş bakışı, teleferikle çıkıp Ordu'yu izlesinler. Denizi, Karadeniz'i izlesinler, yüzsünler. Yaylalarda serin serin vakitler geçirsinler. Buranın yöresel lezzetlerini tatsınlar. Hakikaten Ordu çok güzel bir şehir. Evet değerli izleyicilerimiz, programımızın sonunda bizleri Gölköy'de en iyi şekilde ağırlayan çok değerli belediye başkanımız Fikri Uludağ'la birlikteyiz. Şu anda da Ulu Göl'deyiz. Hava da karardı. Muhteşem bir atmosfer var. Evet başkanım, gerçekten çok şirin, çok güzel, çok yeşil bir ilçeniz var. İnsanlar Gölköy'e niçin gelmeli? Öncelikle ben Ülke TV'ye ve ekibine teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizi ve Ulu Göl'ümüzü tanıtımında katkı sağladığınız için. İlçemizde yani yaşam standartı çok yüksek ve uzun ömürlü yaşayan vatandaşlarımız var. Yani Harun Bey, ilçemiz niçin gelinmeli? Özellikle biz turizm şehri. Turizme hızlı şekilde devam ediyor. Son yıllarda biliyorsunuz denizden ziyade doğa turizmi, kayak turizmi, çim kaya ve yaylalarla alakalı turizmle alakalı çalışmalar var. Dolayısıyla da insanlarımız artık gurbetçi bir şehir, gurbetçi bir ilçe. Dolayısıyla artık büyük şehirlerde insanlarımız gerekli bir ekonomik rahatlığı sağladıktan sonra, emekli olduktan sonra veya da çocuklarının geçim kaynağını sağladıktan sonra kendi sılaya, gurbetten ilçemize dönmeye başladılar. Dolayısıyla ilçemizde yani hem 3 sektörde büyük bir gelişme var. Enerji sektöründe, inşaat sektöründe ve arıcılıkla alakalı ve tarımla alakalı. Son yıllarda da turizme dayalı bir çalışma faaliyetleri içindeyiz. Hem belediye hem hükümetimiz hem de vatandaşlarımız artık biraz daha yaşam uzun ömürlü yaşaması için ne gerekirse yapıyor. İlçemizde ben buradan sizlerin aracılığıyla
Ülke TV ve şahsınızın da programdaki katkısıyla bütün Karadenizli doğayı seven insanlarımızın ilçemize gelmesini bekliyoruz. İlçemizde biz misafir etmeye hazırız. Yani hem Ulugöl'de, Ulugöl Tabiat Parkı, burada yürüyüş yollarımız var. Restoranımız, son sistem yapılıyor. Evlerimiz var, bungalovlarımız var. Yani turizmi seven veya da gezmeyi seven veya da şartları oluşmuş bütün kardeşlerimizi ben ilçemize, ilçemizde işte Gölköy Kalesi var, gelirken görmüştürsünüz. Yayla, Uluvatlı yaylamız var, yaylaları görmüştürsünüz. Dolayısıyla hem yaylalarla bütünleşmek, hem tabiat parkıyla gezmek, ormanla iç içe yaşamak, hem de yaylalarımızdaki kültürel olarak şelalelerimizi, kalelerimizi gezmek için Gölköy gezilecek, görülecek bir şehir, ilçe olmaya başladı. O ilçemiz zaten. Dolayısıyla ben bütün Gölköylü, Ordulu ve Türkiye'deki bütün insanlarımızın Ulugöl'e gelmelerini, Gölköy'e gelmelerini bekliyorum. Değerli izleyicilerimiz, başkanımızın adı Fikri. Siz de fikir sahibi olmak istiyorsanız Gölköy'e mutlaka gelin, görün. Uzun ömürlü yaşamak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız, tabii ki bir yayla bölgesi, etinden sütünden faydalanmak istiyorsanız ve bu eşsiz manzarada sağlık ve huzur bulmak istiyorsanız, gastronomisiyle, sıcakkanlı insanlarıyla Ordu, Gölköy sizleri ağırlamaya hazır. Programımızın sonuna geldik. Haftaya başka bir ilimizde, başka güzel insanlarımızla birlikte olmak umudu ve ümidiyle. İşte size Ulugöl. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.